Yeni bir kargo videosundan herkese kocaman sevgiler, selamlar arkadaşlar. Ben biraz heyecanlıyım çünkü bugün partnerimi değiştirdim. Bakın size kimi göstereceğim. Merhabalar, bugün Ceylin okula gidemedi arkadaşlarım. Azıcık birazcık yani hasta olmuş da artık bahane midir yoksa sınav kaygısı mıdır Ceylin'cim, bilemedim. Bugün okula gitmedi. O zaman ben de dedim gel sana moral olsun, bugünkü videoyu birlikte yapalım. Evet, onu ikna ettim. Biliyorsunuz videolarıma çok fazla dahil olamıyor derslerinden dolayı. Ama bugün okula gitmediği için onu cezalandırıyorum ve videoya dahil ediyorum. Hadi bakalım başlayalım Ceylin'cim. Önce merhabalar diyoruz. Evet. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi Ceylin, sen nasılsın? Seni özlüyoruz, videolarda daha sık görmek istiyoruz dedi arkadaşlarımız. Hadi bakalım başlayalım. Bu nasıl bir kargo videosu olacak? Zaten gördük. Paketini açmışsın dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlarım. Evet, bu kargo bize bakın nereden geldi. Ukrayna'dan. Bakın bu halde geldi. Dış kapı falan zaten yoktu. Poşetle geldi. Bunu bize bir tanıdığımız. Posacığım, Poyraz'cığım, Ceylin'cim, bu böyle nasıl bir şey olmuş bu? Bunu böyle yapmışlar. Kendileri paketlemişler. Özür dilerim arkadaşlar. Evet, yine kendi kendime konuştum videonun ortasında. Şöyle yapmışlardı. Evet, bunu biz dün akşam gittik aldık otogardan. Sağ olsun bu paketi bize Ukrayna'dan bir yakınımız aldı. Hatta içinde faturası da var. Hemen gösterelim, çok ilginç. İlgimi çekti, o yüzden atmak istemedim, size de göstermek istedim arkadaşlar. Bakın Ukrayna'da böyleymiş. İsmini okuyabiliyor musun? Ceylin Ukraynacayı çok sever. Payra. Payra Toys'muş. Evet, oradan alınmış. Bu da faturasıymış arkadaşlar. Bakın ne kadar tutmuş. 3045 lira. Düşünebiliyor musunuz? Lira değil tabii ki ya. Bu ne? RPH. Şey, Rus ruble. Rubi. Ruble midir? Nedir? Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Ukrayna'dan gelmiş olan, TL'ye çevirdiğim zaman bilemiyorum ne kadar tutacak. Bu Ukrayna parasının Türk lirası karşılığını bilenler, daha doğrusu hesabı pratik olan arkadaşlarım, yani matematiği iyi olan arkadaşlarım, yorumlarda sizin cevabınızı bekliyorum. Ceylin dedi ki arkadaşlar hesap makinesi diye bir şey varmış. Hayır, benim arkadaşlarım hesap makinesi kullansınlar diye sormadım bu soruyu. Pratik. Bakalım bunun Türk lirasıyla Rus rublesini bulacaklar. Daha sonra bu fiyata çarpacaklar. Yani ama kafadan. Aynen, bir dakika. Evet. Şimdi sen direkt Google'a yazınca 3000 işte ne bu? 3095 mi, ne yazıyor? 3045. Evet, 3045. Şimdi arkadaşlarımız bunu işte Google'a her nereyse yazdıklarında direktten çıkacak orada işte ne kadar TL olduğu. Ama benim arkadaşlarım bu soruyu neden sordum biliyor arkadaşlarımız Ceylin. Benim arkadaşlarım zaten pratik zekalıdır. Ben bu soruyu neden sordum Ceylin? Ya arkadaşlarımızın zeka... açacağım. Sen de şimdi susacaksın. Tamam, açıyorum. Hadi bakalım, açıyor muyuz? Şimdi açmıyoruz. Ay, video. Istiyorum. Bir dakika, bir sayısını bile bilmiyorum. Daha kaç tane olduğuna bile bakmadık Ceylin'cim, bir dur. Önce bir sayalım neler gelmiş. Lil Sister'larımız var. Petslerimiz ilk kez geliyor. Daha önce Ukrayna'dan Lil Sister almıştık içinden. Hem de unicorn bulmuştuk anneciğim. Aynen. Hatırladın mı? Bu sefer Ukrayna'dan bize Lil Sister'larımız yalnız gelmedi. LOL Petsleri de getirmişler. Ve onlar da bakın Ukrayna özel üretilmiş. Bakalım. Challenge yapacağız. Bizde bunlardan var. Türkiye'de de satışta. İkisini karşılaştıracağız ve challenge yapacağız. Acaba farklılık var mıymış? Yani bize başka, onlara başka mı üretilmiş? Lil Sister'dan da 4 tane var. LOL Pets'ten de 4 tane var arkadaşlarım. O yüzden buna duruversin. Zaten paketi açıktı. Beklesin onlar. Biz diğer kargolarımıza geçelim mi? Evet. Samatlı'dan ve Deniz Kızı TV'den gelen 2 tane kargomuz daha var. Hangisini daha çok merak ediyorsunuz? Eminim sizler Deniz Kızı'ndan gelen kargoyu daha çok merak ediyorsunuz. Ama arkadaşlarım ben içindekini bildiğim için Samatlı'dan gelen kargo, yani ev hediyesini daha çok merak ediyorum. Biliyorsunuz ki dün video sırasında gelmişti. Zil çaldı ve kargocu getirdi. Yeni evimize taşındığımızdan beri evimize gelen ilk hediye, yani ilk ev hediyesi Samatlı'dan oldu arkadaşlarım. Hadi bakalım açalım, içinde ne varmış hep birlikte görelim. Ceylin, sence ne olabilir? Hiçbir fikrim yok. Benim de hiçbir fikrim yok ama Samatlı'nın muhteşem güzel oyuncaklarından bir tanesidir. Aynen. Ev hediyemi açıyorum arkadaşlarım. Bakalım içinden ne çıkacak. Heyecan var mı? Ben de daha çok Ceylin'cim. Bakalım Samatlı'dan gelen bu... Bu da ne? İnanamıyorum Ceylin. Bu ne? Tam bu Ceylin, inanamıyorum. Ya ev hediyesi dedim, doğru çıktı. Ev hediyesi dondurma yapma aparatı. Ciddi misin anneciğim? Anlamadın mı Ceylin? Hayır. Ceylin bakar mısın? Nasıl anlamazsın? Rengarenk dondurmalar yapacağız. Ve bir sürü 4 tane. Muhteşem güzel değil mi diyelim bunlar. Arkadaşlarımıza göstereyim ben şaşkınlıktan. Bir dakika dur, kendim bakıyorum. Evet, kutunun içinden tam 4 tane dondurma yapmak için 4 renk. Mor, kırmızı, yeşil ve turuncu renklerde. Muhteşem güzel. Arkadaşlarım yaz geliyor biliyorsunuz. Önümüzdeki hafta Ramazan'a giriyoruz. Sıcakta oruç tutacağız Allah nasip ederse. Yemeğimizi yedikten sonra iftarla sahur arasında bir atıştırmalık canımız istediği zaman, gündüz yapmış olduğumuz, yani gündüz oruç tutarken canımız sıkılacak ya arkadaşlarım. Yani yemek yemek isteyeceğiz, yemek yiyemeyeceğiz ya. İşte o zaman ne yapacağız? Akşam için hazırlık yapacağız. İftar sonrasında hazırlık yapacağız arkadaşlarım. Ve onu neyle yapacağız? Evde sağlıklı bir şekilde kendimize dondurma yaparak. Meyveli dondurma, meyve suyundan dondurma. Arkadaşlarım muhteşem güzel olmayacak mı? Bir dakika bak. Gel de keşfettin. Görebiliyor musunuz kameradan? Ha, meyvenin içinden kendisini çekiyormuş. Yani bastırıyorsun böyle, kendi içine itiyor. Şaka.
Şaka olamaz. Ya meyve suyunu hazırlayıp da içine çekmeyecek miyiz? Çikolata da yapabiliyormuşuz. Buse, pardon, çok özür dilerim, şaşkınım ve o kadar da mutluyum ki inanamıyorum. Harika bir ev hediyesi dedim, ev hediyesi çıktı gerçekten arkadaşlar. Bana harika bir mutfak eşyası göndermiş, Samat'la oyuncak. Mutlaka siz de edinmelisiniz arkadaşlarım. Challenge yapalım sizinle birlikte. Bak. Bu meyveyle, bu da yoğurt veya meyve suyuyleymiş. Bu böyle içine çıkıyor, bu da böyle bastırıp bastırıp yapıyoruz. Ya da meyvenin kendisini. Hı-hı. İkisini deneyeceğiz. Ben bunu daha çok sevdim. Hangisini? Bunu. Meyveyi içine çekmeyi mi? Aynen. Ben i̇çine de meyve suyuyla. Böyle bastırıp bastırıp içine göçtürüyor. Ha, meyvenin kendisini donduruyorsun. Evet. Bu suyunu. Ben acaba meyvenin içinden suyunu mu çekiyor zannettim Ceylin. Ne dersin? Bu böyle kılık gibi yapıyorsun, sonra bir tane yapıyorsun, böyle içine itiyor. Bir tane daha içine itiyor. Tam dördümüze yetecek kadar aparat var. Evet. Aparat diyorum ama doğru mu diyorum? Magic Kitchen Pull Pops. Ya gerçekten Ceylin inanamıyorum. Oo, ya. Bir dakika, bir dakika. Ev hediye istemedin mi? Dünden beri Samat da bana ev hediyesi göndermiş diye ev halkına sürekli söyleyip duruyorum. Onlar diyor ki oyuncaktan ev hediyesi mi olur dediler. Ama bakın işte. Bakın arkadaşlarım, Samat da bana ev hediyesi göndermiş. Ev hediyesi olarak da Pull Pops. Magic Kitchen Pull Pops göndermiş. Yani bunlarla muhteşem güzel dondurmalar yapacağız. Ceylin, Poyraz, Buse ve ben. Hayır, bence Poyraz. Ben moru kendime seçtim. Hayır. Ya sen istiyordun galiba. Hayır, turuncu olur. Benim olsun. Yeşil. Evet, kırmızı. Hayır. Aynen. Buse'ye kırmızı yakışır. Ne dersin? Evet, muhteşem güzel arkadaşlarım. Çok beğendim. Bunları denemek için sabırsızlanıyorum. Samat'la oyuncağı kocaman teşekkür ediyoruz. Bizi yine çok şaşırttın. Dışarıdan sesler geliyor arkadaşlarım. Duyduysanız çok özür. Bayağı yüksek. Amcalar bir susun. Bir de çekiyoruz. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Şimdi sırada son kargomuz var. 2 numaralı kargomuz canlarım. Bunun Deniz Kızı... Aynen. Sen de mi çok merak ediyorsun? Evet. Deniz Kızı TV'den gelen bir hediye olduğunu biliyorum arkadaşlarım. İçinde ne olduğu hakkında ufacık bir bilgim var ama emin değilim. Değilim, hiç ve değilim. Açalım. Evet. Ve açalım. Hadi bakalım, sen açmış ol. Tamam. Bekle. Açtın mı? Evet. Wow. İşte gördünüz mü? Sen biliyor muydun? Hayır. Bilmezsin sen. Bu var ya Ceylin, bu yani hayatımda görüp görebileceğim en güzel tişört diyebilirim. Anne, i̇şte arkadaşlar. Ya. Ya böyle bir şeyin gerçek olduğuna inanabiliyor musun Ceylin? Deniz Kızı TV, orada mısın? Hadi arkadaşlarım, hep birlikte Deniz Kızı TV'ye teşekkür edelim. Hemen şu anda. Çünkü açtıktan, gördükten sonra zaten sizler de benim kadar bayılacaksınız. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Öncelikle şunu açalım. Canlarım benim. Biliyorsunuz benim Frida Kahlo hayranlığım arkadaşlarım. Dünya Kadınlar Günü'ne özel üretmiş olduğu bebeği kaptım, aldım Amazon'dan. Ve işte o bebeği açarken belki giymek istersinizdir diye böyle bir tişört bulmuşlar ve %100 bakar mısın? Ceylin ne kadar güzel kumaş falan. Oo, harika bir kumaş. Böyle güzel bir kumaş üzerine desenlendirilmiş harika bir portre ki benim en sevdiğim. Anneciğim bir de baskı da değil, böyle bir dokunabilir misin? Sanki tablo özellikle işlenmiş. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel bir tişört. İşte bunu bize göndermiş Deniz Kızı TV, sağ olsun. Neden biraz önce söylemeye çalıştım. Ceylin konuşamıyorsun. Aynen. Tablo gibi. Ceylin de birazcık sanatçı ruhludur arkadaşlar. O yüzden gerçekten gözlerini kamaştığını görebiliyorum. Öyle misin Ceylin? Çok beğendim arkadaşlarım. Deniz Kızı TV'nin bu fikrinden de çok etkilendim. Yani bu kadar düşünceli, bu kadar nazik, bu kadar ince düşünceli bir kanal olamaz. Kanal demeyelim işte arkadaşlarım. Deniz'in annesinden bahsediyorum. Muhteşem bir insan. Mutlaka tanışmanız lazım. Tanışmak için kanalına gidip abone olmanız lazım arkadaşlarım. Abone olduktan sonra eğer sizin de Amerika'dan istedikleriniz varsa iletişime geçtiğiniz takdirde mutlaka size de yardımcı olacaktır. Ve bir tane daha. İki tane tişört. Muhteşem güzel. Birisi dar body şeklinde. Diğeri birazcık daha bol kesim sanırım mı? Yoksa ikisi aynı mı? Arkadaşlarım şu güzelliğe bakar mısınız? Frida'nın biliyorsunuz ki özelliği kafasındaki rengarenk tacı, süslemeleri, saç süslemesi ve birleşik olan kaşlarıdır. Muhteşem güzel değil mi arkadaşlarım? Ben çok beğendim. Bunları üzerimde görmek istiyor musunuz? Şu an için çok da istediğinizde uygun değilim çünkü pijamaylayım. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, bunları giyip Frida Kahlo bebeğimi sizler için açacağım. Buralarda mı? Vay, buradan şişirdim. Jennifer Lopez'in yanında duruyormuş. Ve işte arkadaşlarım çok mutluyum. Buluşturduk onları. Deniz Kızı TV senin sayende. Ben bunları arasam arasam bulamazdım. Sen bizim için büyük fedakarlık ediyorsun. Kanalımız için uygun ürünleri buluyorsun. Bize gönderiyorsun. Çok çok teşekkür ederiz. Seni çok seviyoruz. Deniz ve annesi. İşte böyle arkadaşlarım. Dumanı üstünde. Evet, şu ikisini dün sahip olduk. Gece geldi. Bu da akşam üzeri geldi. Bu da geçen hafta gelmişti. Bir türlü taşınma telaşından açamamıştım. Hatta açmayı daha da düşünmüyordum arkadaşlarım. Üzerime giyip size göstermek istiyordum ama o zaman açılış videosunda her ikisinde iki part halinde yayınlarız. Videonun yarısında birini giyerim. Diğer yarısında da birini giyerim. Arkadaşlarım işte bu şekilde ikisini de gösterebileceğim, üzerinde görebileceğiniz videoyu hazırlamaya çalışırım. Sizler için canlarım. Evet, kargo videomuz bitti. Ve Ceylin, gördüğün işte annemin çenesi düşüklüğü yüzünden sana hiç fırsat kalmadı. Çok özür dilerim. Yeni videolarda seni tekrar görmek istiyoruz. İstersen bu videoyu bitirelim hemen bir. Şu yeni LOL konfeti pop bebeklerimizle, petslerimizle bir challenge yapalım. Ne dersin bu işe? Olur, harika bir haber. Bunu çok sevindim.
Hadi o zaman başlıyoruz. Önce veda etmemiz gerekiyor. Aynen. Pardon, özür dilerim arkadaşlarım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler Deniz Kızı TV'ye. Benim adıma da teşekkür ederseniz çok çok mutlu olurum arkadaşlarım. Bu kalp sizin için ve bir kalp de Deniz Kızı TV için ve bu da Samat'la oyuncak için ve diğeri de Ukrayna Büyükşehir Belediyesi için. Canlarım benim. Ve bir de konuk oyuncu olarak benim için. Sen zaten kalbimin içindesin. Kalbimin içinde kocaman 541 bin tane arkadaşım var. Onlardan birisi sensin Ceylin'cim. Veda zaman canlarım. Vedayı sevmiyorum ama hepiniz çok seviyorum. Kocaman yanaklarınızdan öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın diyorum. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Derslerinize çok iyi çalışmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.